Efendim, hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hani son zamanlarda bir tabir var ya, kardeşlik falan diye. Galiba bu da kahve kardeşliği oluyor. Ben bir kahve tiryakisiyim. Çocukluğumdan beri kahve içerim. Benim çalışırken, yazarken en büyük yardımcım kahveydi. Şimdi doktorum mümkün mertebe az içmemi tavsiye etti. Şöyle bir hafta kadar önce çok ciddi bir ağrı çektim. Şimdi korkuyorum kahve içerken. Ama çalışmamı o kadar engelliyor ki, hakikaten böyle beynin hücrelerini, en küçük hücrelerini bile açan bir fonksiyonu var. Kafein denen şey bu. Canımı çok sıkıyor tabii kahveyi az içmek. Ne yapacağım bilmiyorum. Dolayısıyla tiryakilerin halini çok iyi anladığımı söyleyebilirim. Kaç fincan içiyordun? Yani mutlaka 3 fincan içiyordum ama arada da içiyordum. 5 fincanı buluyordu. 5 fincan. Evet. Doğru, hakikaten o da stres. Yani şimdi masanın başına oturur da oturmaz ilk ihtiyacım kahve içmek idi ama bakalım bir müddet sonra belki ilaç kullanarak o yarayı iyileştirirsek kahveye tekrar büyük bir zevkle devam edeceğim efendim. Şimdi tabii o 16. yüzyılın ortalarından beri hayatımızda kimliğimizin bir parçası haline gelmiş. Seyahatnamelere bakın. 16. yüzyıldan itibaren Türkiye'ye gelen yabancıların yazdıkları metinlere bakın. Hemen hepsinde Türk kahvesinin hususen vurgulandığını görürsünüz. Çok önemli bir şey. Bir zaman içerisinde bu kahve tiryakilerini yaratıyor. Hem de ciddi manada tiryakileri. Zaten kahvenin hayatımızda yer etmesinin sebeplerinden bir tanesi bazıları yasaklamaya çalışırken yasaklama mevkiinde olanlardan bazılarının bu arada kahve tiryakisi olmalarıdır. Evet. Dolayısıyla bir müddet sonra müsamaha göstermeye başlıyorlar. Mesela Ebu Suud Efendi'nin kahve getiren gemileri batırdığı söylenir. Ben pek inanmıyorum. Katip Çelebi herhalde hafızasına yanlış bir şekilde yerleşmiş. Onu yazıyor ama hadi kahveyi döküyorsun da gemiyi niye batırıyorsun? O sanki yanlış bir rivayet. Zaten sonradan inceledim. Katip Çelebi'nin verdiği tarihle Ebu Suud Efendi'nin Şeyhülislamlık tarihleri tutmuyor. Tutmuyor. İkinci baskıda o bilgiyi dipnot olarak verdim. Bir müddet sonra biliyorsunuz Bostanzade adında bir Şeyhülislam vardır. Belli ki kahve tiryakisi. Manzum uzun bir fetva ile kahvenin faydalarını anlatarak kahve yasakçılarının önüne ciddi bir manada bir set çekiyor. Ama zannediyorum kahvenin bu macerasını benden sonraki sohbetçiler uzun uzun anlatacaklardır. Ben o bahislere girersem asıl konuma geçemem diye düşünüyorum. Ben kahve tiryakilerinden ve tiryakiliğinden özellikle edebi metinlere dayanmak suretiyle söz etmek istiyorum. Tabii edebi metinlere dayanınca onların hepsini ezberlemem mümkün olmadığı için zaman zaman okumak zorunda kalacağımdan dolayı irticaden konuşmak konusunda özürlü olmamakla beraber özür diliyorum. Elimde bir takım notlar var. Bazı kahve tiryakilerinin ne kadar dikkatli, ne kadar titiz olduklarını ben ilk defa 1969 yılında okuduğum bir kitabında rahmetli ressam Malik Aksel'in Sanat ve Folklor adında bir kitabı vardır. Orada Ayasofya'nın önünde bir zamanlar kahvehaneler varmış. Hala bir kahvehanemsi bir yer var. Oraya devam eden kahve tiryakilerinin titizliklerini o kadar güzel anlatıyor ki nargilesini fokurdatan bir tiryaki kahvesini getiren çırağa ben sana demedim mi kahvenin köpüğü çatlak olmayacak diye. Götür bunu, yenisini getir, haydi durma diye azarlayarak geri çeviriyor. Bu bizzat şahit olduğu şeyleri not etmiş. Bir başka tiryaki tam tersine köpüksüz, çok kaynamış kahve istiyor. Çırak ondan da kahveyi taşırdığı için azar işiriyor bu arada. Başka bir tiryaki kahve ocağına gidiyor. Cezvesini çırağa gözün önünde yıkatıyor. Çünkü cezvenin şeker kokmasına asla tahammülü yokmuş. Böyle kızgın külde, korda değil, kızgın külde pişmiş
kahve ısmarlayanı da varmış. Kahvesinin bol, suyunun az olmasını isteyen de. Aslında bunlar kahve çeşitlerini yansıtıyor. Biz şimdi şekerli, orta şekerli, sade, orta, sade, dört çeşit gibi görüyoruz ama o kadar çok çeşidi var ki. İşte kahveye ehli irfan şerbeti diyen bu tiryakilerin çoğu aynı zamanda sigara, nargile veya enfiye tiryakisi olduklarını da unutmamak lazımdır. Gençlere tavsiye etmiyoruz. Kahve yeter tabii ama eskiler işte kahve ile tütün bir araya geldi mi keyif bütün olurmuş, öyle derler. Şimdi bazıları hakikaten kahveyi bir fikri sabit haline getirmişler. Yani kahve olmadığı zaman adam için yaşamak diye bir şey yok. Yaşama zevki, yaşama heyecanı yok. Şimdi Ahmet Cevdet Paşa tarihinde anlatıyor. Tarihi Cevdet. Çok önemli bir kaynaktır bildiğiniz gibi. Bir toplantıda Kazasker Mollacıkzade Ataullah Efendi önemli bir toplantı sırasında birdenbire şekerleme yapmaya başlıyor. Uyukluyor. Yaşlı bir zat. Sonra birdenbire uyanıyor. Kahvem! diyor. Eskilerin tavrı budur. Emrederler. Kahvem! Diyor. O zaman toplantıyı yöneten Kaymakam Şakir Paşa Kazasker'i mahcubiyetten kurtarmak için doğrusu biz de yorulduk diyor. Hadi birer kahve içelim. Bu sohbetlerde çok kullanılan bir tabirdir. Şimdi mesela Ragıp Akyavaş, duydunuz mu bu ismi bilmiyorum. Erol Akyavaş'ın amcasıdır. Rahmetli Erol Akyavaş abinin amcasıdır. Sabahleyin gözlerini açar açmaz kahvesini hüpürdetmeden kendine gelemeyen tiryakiler o tanıdığını, kafalarının kahve içmeden çalışmadığını, ne verirseniz verin akıllarının kahveye takılıp kaldığını ve kendilerinde bir noksanlık hissettiklerini söyler. Kendisi de bir kahve tiryakisidir. Emir Eri Romanya'da ateş hattında bulunduğu günlerde bile kahvesini pişirmiş, bir elinde cezve, bir elinde fincan imdadına yetişmiştir. Antiparantez söyleyeyim efendim. Bir zamanlar İstanbul'un yangınları meşhurdu biliyorsunuz. O kadar meşhur, o kadar çok yangın çıkıyordu ki neredeyse hayatımızın parçası haline geldiği için kanıksanmıştı. İşte o yıllarda yangın seyrini zevk haline getiren adamlar varmış. Bunu Ahmet Hamdi Tanpınar Beşşehir'in İstanbul bölümünde anlatıyor bildiğiniz gibi. Yangın seyrine gidiyor adam, kahve ocağı yanında, uşak yanında. Evet. Beşşehir'i satır aralarına dikkat ederek okursanız oralarda o kadar ayrıntılar var ki kahve ocağı mangal yanında uşak mangala cezveyi sürüyor. Yangını seyrederek kahvesini öbür tutuyor adam. Düşünün artık. Şimdi mesela Ercüment Ekrem Talu. Bir eski konakta Paşa Efendi'nin sigara ve kahve keyfini. Şöyle anlatıyor bakın. Paşa Efendi yine bildiğini okur. Daireden ikindi üstü konağa döner dönmez kendi eliyle yapıp hazırladığı job kağıdıyla sırma gibi reji tütününden mamul dolma kalınlığında ve saçaklı sigarayı kehribar başlı Yasemin çubuğuna takıp ateşler. Kız kahven pişti mi? Seslenir. Viyana mamulatı yayvan ağızlı kocaman fincanla önüne getirilen kişnişli veyahut kakuleli kahveden de bir iki yudum sömürüp arkasından bir oh çeker. Gel keyfim gel. Zihin bu suretle açıldı mı? Açıldı. Artık gelsin sohbet. Evet. Şimdi bu manada ayrıntıya nüfuz edebilmek için Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarına bakmak lazım mutlaka. Bir hazinedir. Yani eski hayatımız hakkında Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanları kelimenin tam manasıyla bir hazinedir. Tabii kahve tiryakileri de var o romanlarda, bol miktarda. Mesela Cehennemlik romanının 90'lık Hekim Senai Efendisi. Bunlardan bir tanesi. Romandaki sahnelerinden birinde hastalık hastası Hasan Ferruh Efendi'nin uşakları bir ayağı çukurdaki bu ihtiyarı kırılacak bir eşya taşır gibi büyük bir dikkatle kaldırıp koltuğuna oturturlar.
Senayi Efendi biraz dinlendikten sonra vereceği emirleri bekleyen uşaklara gözlüğünün parlayan mercekleri arkasında kaybolan gözlerini kaldırarak zayıf ve kesik bir sesle "Bir bardak su ve kahvem." der ve hemen arkasına ilave eder. "Kahvem mümessek fakat menku değil, matbuh olsun." Şimdi tabii bu kelimeleri... Evet, mümessek misk katılmış kahve demek. Öyle mümessek, muamber, efendim muattar kahve çeşitleri var. Yani bunları da Türk kahve çeşitlerine eklemek lazım. Hususi fincanları bile vardır biliyorsunuz. Belki sizin koleksiyonunuzda vardır. Fincanın dibinde misk koymak için küçük bir yuva vardır. Özel olarak yapılmış öyle fincanlar vardır. Efendim, menku kaynamış demektir. Yani kaynatıp getirmeyin. Matbuh olsun, pişmiş olsun. Pişmiş olsun. Yani. Demek ki hemen çözmeyi sürüp kaynattığınız zaman o menku kayboluyor. Ama özellikle kıvılcımlı külde pişirdiğiniz zaman usul usul kahve bütün özünü suya geçirecek şekilde usul usul pişirdiğiniz zaman o demek ki matbuh oluyor. Tap etmek, pişirmek demektir. Şimdi geliyor muhtemelen kahve. Odada yalnız kalıyor. Uşaklar gittikten sonra kendi kendine söylenmeye başlıyor Senayi Efendi. Tabahat de tababet gibi münkariz oldu. Yani pişirme sanatı da tıp sanatı gibi yok oldu. Hasta ya. Sen 90'lık adam. İyileştiremiyor tabii doktorlar. 90'lık adam tıp sanatı da gitti diyor. Beni iyileştiremiyorlar. 90 yaşına gelmişsin bir adam da. Daha ne istiyorsun? Evet. Nerede o eski konaklar? Evvelki uşaklar. Kahvenin atik usulü tapı, yani kahvenin eski pişirme tarzı nerede? Şimdi kahve diye lezzetsiz, raihasız, kestane suyu gibi bir meşrubu siyah getiriyorlar diyor. Siyah su, siyah içecek, kestane suyu gibi. Evet, meşrubat, meşrubun çoğul hali. Evet, Hüseyin Rahmi bu sözleri naklettikten sonra kahve, tütün ve enfiyat ilaçları olan Hekim Senayi Efendi'nin 90 senelik yıpranmış asabı üzerinde bu üç keyif verici maddenin uyarıcı etkileri görülmeden dimağındaki uyuşukluğun açılmayacağını, gözlerindeki dumanın gitmeyeceğini, işitme ve dokunma duyularının çalışmayacağını söylüyor. Senayi Efendi'nin yeterince koyu olmayan, iyi pişirilmemiş kahveyi kestane suyuna benzetmesi de dikkat çekici hakikaten. Mesela Can Pazarı'nda şöyle bir cümle var. Baba iki şekerli kahve yap. Fakat yorgunuz, dikkat et, kestane suyu olmasın. Bu bir tabir daha, kestane suyu. Evet, kahve sözlüğüne ilave etmek lazım. Başka tabirler de gelecek. Şimdi hatırı sayılır bir kahve triyakisi daha. Refik Halit Karay. Yani benim favori yazarlarımdan biridir Refik Halit. Mutlaka okunması, özellikle gençlerin mutlaka okuması gereken bir yazardır. Sonuncu Kadeh romanındaki kadın kahramanlarından Makbule Hanım. Müthiş bir kahve keyfi var Makbule Hanım'ın. Kahvesinin tadını daha iyi çıkarması için limon kabuğuyla tertemiz, pırıl pırıl ovulmuş bakır mangaldaki küllü kömürlerden söz ediyor. Kömürler her zaman canlı haldedir. Canı kahve istediği zaman mangalı azıcık eşeleyip ve kahve zevkinde mangal keyfinin de çok önemli yeri olduğunu antiparantez hatırlatmakta fayda görüyorum. Benim kitapta bir mangal bahsi de vardır. Evet, canı kahve istediği zaman mangalı azıcık eşeleyip çıtırdattıktan sonra raftan tepsisini alır. Bembeyaz örtülerle kapatılmış bu tepside kahve, şeker, cezve ve fincanlar hazırdır. Fincanları bir kere daha sudan geçirip sadece bu işe mahsus bezlerle kuruyan Makbule Hanım cezveyi mangala sürer. Sürer ama harlı tarafına değil. Isınan sudan birer miktarını fincanlara koyup soğukluğunu gidermeyi de unutmaz. İncelikleri var bu işin hakikaten. Suyu döker ama fincana birazcık su daha koyar. Kahve kabarırken o su cezvenin üzerine dökülerek tekrar kaynaması beklenecektir. Şimdi
Şimdiki zamanda kim buna tahammül gösterir diyor. Halbuki dünya gidişinden şikayetçi olan Cemşit bir kenara oturur, ablanın kahve pişirmesini çoğu sabah zevkle seyreder. Başlı başına bir ritüel. Mangal başında kahve pişirmek başlı başına bir ritüel. Abdullah Şinasi İhsan'ın Fahim Bey ve Biz romanını bilirsiniz. Müthiş bir romandır. Fahim Bey'in eşi Saffet Hanım'da bir kahve tiryakisi. En büyük zevki başına geçip ısındığı mangalında birbiri ardınca pişirdiği kahvesini sigarasıyla birlikte içmektir. Kocasının kendisine hediye olarak yeni bir cins kahve, değişik bir fincan yahut cezve getirdiği zamanlarsa en mutlu olduğu zamanlardır. Şimdi Senayi Efendi, Makbule Hanım, Saffet Hanım, bunlar bizim edebiyatımızın kahve tiryakileri. Bu gibi tiryakilerden ki hemen hiçbiri Yemen kahvesinden başkasını içmez. Bunu da belirtelim. Kahvesiz kaldıklarında uzak durmak gerekir onlardan. Cemalettin Saraçoğlu, eskiler bilirler, önemli bir gazetecidir, Sabah gazetesini çıkaran önemli bir gazetecidir. Hatıralarında kendisinin kahve tiryakisi olmadığını, bu sebeple kahve kıtlığında sıkıntı çekmediğini, esasen o sıralarda kahvenin kahvelikten çıktığını, nohutla arpa kavurması karıştırılarak elde edilen acayip bir halite haline geldiğini anlattıktan sonra İzzet adında bir kahve tiryakisi arkadaşından söz ediyor. Sabahları kahvesini içmeden gözü dünyayı görmeyen Kanlıcalı İzzet Bey, evde kahvenin bittiğini söyledikleri zaman kıyametleri koparıyor. İstanbul kazan o kepçe ne yapıp edip mutlaka kahvesini buluyor. Canım efendim, farz edin ki İstanbul'a artık kahve gelmiyor. Onun yerine mesela kakaoya yahut iyi demlenmiş tavşan kanı renginde bir çaya ikbal buyurulmaz mı? Bu tabirler eski İstanbulluların tabirleridir. Saraçoğlu böyle soruyor adama. O da celalli bir sesle gözlerini iri iri açarak, arkadaş, bir fincan mümessek, bol köpüklü, kıvamında pişirilmiş bir kahvenin yerini dünyada hiçbir içecek tutamaz. Bunu asıl erbabı bilir. Çocuk gibi konuşma Allah aşkına. diyor. Evet. Şimdi daha enteresan şeyler var tabii. Çok değerli meta. Kahve çok değerli meta. Zaten beyler içer ya, meşhur manide söylüyor. Beyler paşalar içer kahveyi diyor. Hakikaten kolay bulunur bir meta değil. Ayrıca kahve sunumunda kullanılan eşya, o objeler de kolay. Fincan mesela kolay bulunur şey değil. Hemen aklıma bir fıkra geldi. Onu anlatayım isterseniz. Burada notlarım da yok ama. Keçecizade İzzet Molla. İkinci Mahmut devrinin meşhur şairi biliyorsunuz. Bir meseleden dolayı uzun hikaye. Sivas'ta sürgün ediliyor. Sivas da benim memleketim. Bir konakta misafir oluyor bir ev tutmadan önce. Kahve ikram ediyorlar fakat kulpu kırık bir fincanla. İzzet Efendi fincanı eline alınca, siz bunu İstanbul'a gönderin diyor. Orada her şeye bir kulp takarlar. Çok koş değil mi? Evet. Şimdi kahve kıt olduğu için, çok da değerli olduğu için, mesela cimri olanlar itibarlı misafirlerine hakiki Yemen kahvesi ikram ederlermiş. İtibar etmedikleri, geçiştirmek istedikleri misafirlere de arpa marpa karıştırılmış kahve ikram edilmiş. Bir Sait Paşa, arpa vesaire. Bir Sait Paşa'mız vardır bizim. Çopur Sait Paşa da derler, İngiliz Sait Paşa da derler. Sultan Abdülhamit döneminde 7-8 defa sadrazam olmuştur. Bu son derece zengin, o derece cimri bir adam. Evinde iki türlü kahve bulunmuş. Bir hakiki Yemen kahvesi, ona Mekke kahvesi dermiş. Bir de arpa karıştırılmış kahve bulunurmuş. Şimdi İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'ı bilirsiniz. Onun Son Sadrazamlar adlı Muhallet müthiş bir kitabı vardır. Orada anlatıyor anekdot. Ve 6. defa sadrazam olunca bir bayram günü İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'la kardeşi tebrike gidiyorlar. Tam sokak kapısından içeri girerken, hani İzzet Efendi dedim ya, Keçecizade İzzet Molla dedim ya, onun torunu
Reşat Fuat Bey. Bu Reşat Fuat Bey de çok enteresan bir adamdır aslında. Türkiye'de ilk koleksiyoncudur Reşat Fuat Bey. Yani 19. yüzyıl sonlarında, 20. yüzyıl başlarında bugünkü olduğu gibi, bugün olduğu gibi çok koleksiyoncu falan yoktu. İlk ciddi manada koleksiyoncumuz Reşat Fuat Bey'dir. Çok kültürlü bir aileden geliyor tabii. Reşat Fuat Bey ile karşılaşıyorlar. Reşat Bey, Fuat Bey bunları görünce kişnemeye başlıyor. Hayırdır diyorlar. İşte Paşa Hazretleri bize diyor, arpalı kahve ikram etti. Kendisine bunu söyleyelim. Biz kişneme arız olduğunu söyleyelim deyince, gerek yok isterseniz söyleyin ama diyor, nasıl olsa siz de kişleyeceksiniz. Yani size de arpalı kahve ikram edilecek. Böyle hoş bir anekdot var. Refik Halit gibi tiryaki bir romancı da Peyami Safa. O da kahve ve sigara tiryakisi. Onun tipik laflarından bir tanesi, öyle yorulunca hadi bir kahve içelim dostlarına. Öyle diyor. İşte 1937 yılında bir Avrupa seyahatine çıkıyor. Bu seyahatin sonuçlarını anlattığı, önce Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika edilen Büyük Avrupa Anketi adında bir kitabı vardır. Orada anlatıyor. Paris'te kahvesiz kalıyor. Fakat kaldığı otelde bir gün Türkiye'den bir hanım geliyor. O hanım da kahve tiryakisi olmalı ki yanında Türk kahvesi varmış. Peyami Safa'ya kahve ikram edince duygularını Peyami Safa şöyle anlatıyor ki okuyacağım metin bana sorarsanız böyle hakiki saf kahve özü gibi konsantre bir metin. Kısacık. 15 gündür hasretini çektiğim Türk kahvesinin kokusu içinde belki bütün ömrümün eksik kalmış lezzetlerini tamamlayan bir tat mucizesi buluyorum. Bir mucize ki bütün yol yorgunluklarımı ve dünya endişelerimi benden alıyor. Gazete, anket, sağ, sol, ihtilal, İspanya'nın, Fransa'nın yahut 7 kat arş-ı âlâ'nın, kainatın siyasi, içtimai, ruhi, edebi vesairevi hali, vaziyeti falanı, her şey dilimle damağım arasında yayılarak sıcak, buruk, kekremsi fakat nefis bir tadın beynimin bütün sıkışmış hücrelerini açan, tıkalı yerlerine nefes aldıran ve bütün sinirlerimin üstünde sükun müjdeleri koşturan vatan hülasası, lezzetlerin lezzeti kahve damlasının içinde ne endişe kalıyor ne de yorgunluk. Bunu atlamışsınız. Bunu koyabilirdin. Değil mi? Bunu atlamışsınız. Yani bir tiryakinin ve hakikaten kahveden alınan tadın, lezzetin ancak bu kadar güzel anlatılma olabilir. Var kitapta. Kitapta var. Efendim ben deniz... Bunu da verebilirim isterseniz size. Peyami Safa'ya kahve götürürüm. Öyle mi? İşte bakın. Şimdi araya gireyim mi? Tabii buyurun, 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 buyurun. Sohbete. Tabii sohbete vesile. 7. sınıfta çok top oynadığım için Ahmet Bey'in babası Ahmet Koru Kahveci bendenizi dükkana çırak aldı. Ve orada çıraklık, tezgahtarlık, ticaret lisesinde okuyoruz. 18 yaşında bendeniz Mesul Muhasip oldum şeyde. Orada da 55-56 yılları kahvesizlik dönemi. Beyefendinin anlattığı tiryakiler aynen böyledir. Yazı yazamazlar o kadar şey. Çay da o tarihlerde bugünkü gibi şey değildi. Popüler olmamıştı. Burhan Ferek Ulunay bizzat gelirdi dükkana efendim. Sonra şey Profesör Ali Nihat Tarlan. Bahsedeceğim ondan. Evet, şey yapayım. Şimdi Peyami Safa'nın şeyi Türk düşüncesini çıkarıyor. Cağaloğlu'ndan yukarıya çıkarken hanın en üst katındaydı. 5. katta. Ben deriz oraya kahve götürdüm. Çok mutlu oldum. Bana da Türk düşüncesi şeyini, dergilerini 2 cildini hediye etti. Okumuş, çizmiş, yazmış.
Yine Burhan Felek de öyleydi. Ama üstadın şeyini bozmayayım ben. Bu tiryakilik konusu ve şey konusu abartılı değildir. Gerçekten de böyle. Yani o kadar yazar çizer şeyin bir arkadaşım. Teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Yani ben Peyami Safa hakkında şöyle 600 sayfalık biyografi yazdım. Peyami Safa'yı görmedim tabii ben. Yaşım müsait olmadı hiç. Ama siz görmüşsünüz Peyami Safa'yı gören bir şey. Yaş farkı yok. Efendim bir de o zamanlar tabii Cağaloğlu'nun müthiş şeyiydi. O ona dövüşken horozu derler. Algacı. Yani onun şeyine düştü mü biri perişan ederdi. Öyle. Şimdi Peyami Safa dedik ki efendim, Yalnızız diye meşhur bir romanı var biliyorsunuz. Bu romanda köpüğü kaçmış kahve diyaloğu var. Romanda kız kardeşi Meral'le arasında ciddi anlaşmazlıklar bulunan Ferhat bir akşam eve erken gelir. Onun henüz dönmediğini öğrenince çok öfkelenir ve hizmetçisinden kahve ister. Hizmetçinin pişirip getirdiği kahveyi alırken bu ne be der. Bu ne biçim kahve, köpüğü yok, zifiri karanlık. Efendim. Tabii Türk kahvesi deyince ilk akla gelen bol köpük. Hatırlı misafirlere ikram edilecek kahvenin bol köpüklü olması için pişirilirken özel bir itina gösterilir. Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul romanını okuyan vardır mutlaka aranızda. Bu romanda Hacı Kaya, romanın kahramanı Adnan'ın ataları hakkında bilgi almak için meşhur bilgin, kütüphaneci, Millet Kütüphanesi'nin kurucusu Ali Emiri Efendi'ye gider. Bu Ali Emiri Efendi'nin soysop bilgisi müthiş. Yani hemen herkesin 7 sülalesini sayabilir. Şimdi Ali Emiri Efendi'den iyi bilgi alabilmek için kahvesinin o gün her zamankinden daha bol köpüklü olmasına dikkat ediyorlar. Yani bir çeşit rüşvet. Evet. Kahve pişirmek dikkat istiyor. Artık makineler de güzel pişiriyor doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. Çünkü bir anlık dalgınlık cezvenin taşıp köpüğünün yok olmasına yol açabilir. Tiryakiler köpüğü kaçmış kahvenin yüzüne bakmaz. Köpüğü çatlamış kahveye burun kıvırır. Hatta canları sıkkınsa kötü talihleriyle arasında münasebet kurarlar. O yüzden titiz ev hanımları da eşlerinin ve misafirlerinin kahvelerini taşırmadan pişirmek için özel dikkat gösterirlerdi. Halide Edip Adıvar'ın Seviye Talip adlı romanında ilk romanlarından biridir. Kısa bir pasaj var. Aslında Türk kahve zevki ve kültür hakkında bana sorarsanız çok ince ipuçları taşıyor. Biraz ötede mangalın başında Macide beyaz geceliğiyle oturmuş, muhteriz, yavaş hareketlerle kar gibi beyaz örtülü bir kahve takımından bir şeyler alıyor. Uzun kalın örgüsü arkasında alnında kıvrılan küçük bukleleri eliyle arada itiyor. Fakat bütün dikkati cezveyi taşırmamaya matuf. Evet, kelimeler biraz eski gelebiliyor ama odaklı. Handan romanında aynı yazarın Sabire Hanım da aynı şekilde kocasının köpüklü kahvesini hazırlarken ne kadar mümkünse o kadar özen gösteriyor. Çünkü beyefendinin en büyük zevki her sabah yatakta onun elinden iki fincan kahve içmek. Feminist var mı aramızda? Kızabilirler bu işleri. Onun için. Evet. Şimdi az önce de konuştuk ya, yani bizde kahve sade, orta, az şekerli, şekerli. Dört çeşit gibi görünüyor. Yunanistan'da Türk kahvesi diye bir kitabı var biliyorsunuz. Elias Petropoulos. Orada Yunanistan'da Türk kahvesinin çeşitlerini sayıyor. 30-40 çeşit kahve. Bakın sade ağır, sade kaynamış, sade hafif, sade hafifçe, sade yarı kaynamış, sade yarı ağır, sade hafif yarım, efendim sade hafifçe yarım, az şekerli, az şekerli kaynamış, az şekerli hafif, orta ağır, orta kaynamış, orta hafif, orta yarı kaynamış vesaire.
Yunanistan'da demek hala o hüküm sürüyor. Yani Türkiye'de unutuldu. Balkan coğrafyasında hala kahve kültürü ciddi manada yaşıyor. Evet. İkram da görgü ve incelik isteyen iş. Titiz ev hanımları ve kahveciler kahvenin sıcaklığını koruması için fincanı önceden sıcak suyla ısıtıyorlar. Kahveden önce birkaç yudum su içilerek ağızdaki diğer tatlar yok ediliyor. Bunun için kahve daima yarım bardak suyla geliyor. Sade kahve olursa lokum, küçük bir lokum veya tatlı başka bir şey. Şimdi çikolata falan da konuyor az önceki gibi. Bunlar gerekiyor. Çok önemli bu. Hakikaten Théophile Gautier, Fransız yazar, şair biliyorsunuz. Türkiye seyahatnamesi vardır. O anlatıyor seyahatnamesinde. Diyor ki Türkler, daha doğrusu doğuda sadece Türkler değil. O zaman Osmanlı coğrafyası o kadar farklı ırkları barındırıyor ki. Suyu kahveden önce içerler, Fransızlar sonra içerler. Diyor. Doğu dillerini çok iyi bildiği ve Müslüman kıyafetiyle dolaştığı için yabancı olduğunun fark edilmeyeceğini zanneden bir İngiliz bir gün bir bedeviye misafir oluyor. Bedeviye kahve ikram ediyor. Bunun üzerine bedevi Frank diye hitap ediyor. Gezgine. Nereden anladın diyor Frank olduğumu? İlk suyu kahveden içtikten sonra içtiniz. Bunu Théophile Gautier anlatıyor seyahatnamesinde. Demek ki kahveyi mutlaka suyu içtikten sonra lezzetini almak için içmek gerekiyor. Eğer kahve içtikten sonra su içerseniz bu kahvenin beğenilmediği, yani tadından bir an önce kurtulmak istendiği anlamına geliyor. Şöyle bir şey var mı? Osmanlı'da bu karnınızın aç olup olmamasıyla alakalı olarak kahveyi içmeden önce su içmek ya da kahveden sonra su içmek gibi. Yok. Genellikle tok karnı içilir kahve. Yani mecburiyetle bazen aç karnı içebiliyorlar ama zaten misafire kahve ikram ettiğinde suyu önce içerse karnı aç anlamına gelir gibi bir şey. Yok, hayır. Evet, hayır. Hiç öyle bir şeye rastlamadım. Öyle bir anekdota. Bu su içmenin sebebi, hikmeti ağızdaki daha önceki tatları gidererek kahvenin tadını tam almaktır. Tabii. Yoksa genellikle yemeklerden, biraz sonra enteresan anekdotlar anlatacağım. Yemeklerden sonra içilir bizde. O aynı zamanda hazmedicidir. Lokumu ne zaman içeceğiz? Ben sade kahve içiyorum. Yanında lokum geliyor. Evet. Onun bir şeyi yoktur. Yani o önce içerseniz, önce yerseniz o sade kahve tadını tatlılaştırabilir. Ama sonra da yiyebilirsiniz. Fark etmiyor. Yani onun öncesi sonrası yok. Hiç yemeyebilirsin. Bazıları hiç şeker falan karıştırmak istemezler. Buyurun. Şimdi tiryakilikte kahvede bol köpük çok önemli. Fakat Türkiye'de güney illeri kahveyi köpüksüz içiyor. Ve orada da çok büyük tiryakiler var. O ayrı bir bahis. Bizde de mesela Stille kahve ikramında o acı kahve. O ayrı bir bahistir. Normal Türk kahvesi köpüksüz. Biraz mesela ben Hataylıyım. Dolayısıyla orada tiryakiler kahveyi köpüksüz içiyor. Sade kahve. Evet. Tabii. O mırra. Tabii Türk kahvesi. Yani bölgeden bölgeye değişebilir ama yani Osmanlı kültürünün kahve bahsinde köpük son derece önemlidir. Ama az önce Malik Aksel'in ifadesinde dikkat ettiyseniz bazı tiryakilerin de çok kaynamış köpüksüz kahve istediklerini biliyoruz. Ama genel olarak makbul olan, yaygın olan bol köpüklü kahvedir. Zaten köpüğünü kaçırmak kahve pişirmemek, dikkatsiz olmak lan anlamına geliyor. Bazıları da tabii kahvenin tadının höpürdedilerek içildiğinde alındığını söylerler. Buna dair bir takım beyitler, mısralar falan var ama
Abdülaziz Efendi İstanbul kültürünün adabını anlatırken höpürt ederek içmenin ayıp sayıldığını söylüyor. Mesela Nurlu Ataç kahve tiryakisi, meşhur kahve tiryakilerinden bir tanesi. Bunun bir dayısı varmış. Ziyaretine geldiği zaman kahve pişirilince böyle uzaktan höpürdeterek aşağı yukarı bir fincan kahveyi yarım saatte içermiş. Nurlu Ataç da titizliyor adam. Çıldırırmış o. Dayısı kahve içerken. Bir de faldan fena halde korkarmış Nurlu Ataç. Katiyen falına baktırmazmış. Falına birisi kazara bakmasın diye de kahvesini içince hemen dibindeki telveyi dağıtırmış. Böyle faldan korkanlar var. O fal bahsi o var mı sohbet konularında bilmiyorum. O ayrı bir çok renkli renkli bir konudur. O fal bahsi. Evet. Şimdi yemekten sonra içiliyor dedim ya, hakikaten yemeğin ardından iyi pişirilmiş bir fincan kahve yemeği taşlandırır. Yani bunu unutmamak lazım. Abdülhakim Nasihisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanının kahramanı Enişte Bey, kahvesini birkaç dakika geciktiren garsonu şöyle paylıyor. Garson, hani kahve nerede? Bir saattir bekliyorum. Hala gelmedi. Yo, siz artık işi azıttınız gayri. Şimdi kafanı patlatırım ha. Bak sana haber vereyim. Halbuki bir dakika olmamış daha. Yemekten sonra kahvesi gelecek. Mavi ve Siyah romanını hepiniz biliyorsunuz artık. Ali Ziya Uşaklıgil'in. Hemen başında Tepebaşı gazinosunda bir zamanlar orada Tepebaşı'nda bir gazino varmış biliyorsunuz. Dram ve komedi tiyatrolarının içinde olduğu gazino. Orası önemli bir yer. Mavi ve Siyah romanının kahramanı gazeteci. Çalıştığı gazetenin sahibi, Mirat-ı Şuhum gazetesinin sahibi Tepebaşı'nda yazarlarına bir yemek veriyor. Uzun uzun bu yemek sahnesinin anlatıldığı bölümle başlar Mavi ve Siyah romanı. Yemek biter. Bir müddet sohbet ederler fakat hepsi bir şeyin eksik olduğunu ve hala onu beklediklerini hatırlarlar. Ve Ali Şekip, romanın kahramanlarından biri olan Ali Şekip bağırmaya başlar. Kahve, kahve. Bunun üzerine gazetenin sahibi Hüseyin Baha Efendi uzaktan kahve getiren garsonu gösterir. Fakat genç yazarların susmaya niyetleri yoktur. Ayaklarını yere vurarak, çırpınıp bağırarak aynı nakaratı garson kahveleri getirinceye kadar sürdürürler. Kahve, kahve, kahve. Yani diye. Refik Halil'in Makbule Hanım'ının, az önce söz ettim ya, bir kış sabahı uyandığını düşününüz. İlk işlerinden biri mangalı eşeleyip ısınmak, gözleri zayıflamışsa dışarı çıkarıp beslemek, kahvaltı olarak bir şeyler yedikten sonra cezvesini kıvılcımlı küllere sürmek olacaktır. Anne tarafından dedesi Sultan 5. Mehmet Reşad'ın kahveci başısı olan Halide Edip adı var. Evet, dedesi kahveci başı Sultan Reşad'ın. Çocukluğunun geçtiği mor salkımlı evde kadınların geceleri mangal başında toplanmasının bir gelenek olduğunu, ailenin önemli fertlerinden olan Havva Hanım'ın dudaklarında adeta yapışık duran sigarasıyla mangal başında kahvesini pişirdiğini, bazen de fincan tabağına biraz kahve döküp kendisine kedi yavrusu gibi yalattığını. Evet. Hüseyin Rahmi dedim ya, Gulyabani romanında mangal ve kahve keyfinden şöyle söz ediyor. Kalfa odanın bir köşesinde duran ufak sarı mangalı yaşlıların oturduğu şiltenin yanına çekti. Kahve cezvesini sürdü. Dereden, tepeden lakırdıya girişti. Mangalda yavaş yavaş pişen kül kahvesinin çok güzel koktuğu, daha lezzetli ve bol köpüklü olduğu inancı yaygın. Yakın zamanlara kadar hakikaten mangal kullanan kahvehaneler vardı. Şimdi de bazıları uyandırmaya çalışıyorlar bunun mangalda kahve lan diye. Hatta fincanda kahve de pişiriyorlar. İzmir'de bir yerde ikram ettiler bana. Evet. Ama pek hoşuma da gitmedi yani. Fincanda sıcak. Evet. Zor oluyor. Fincan değil mi? Fincan kızı getiriyor ama yine de evet. Mesela Süheyl Ünver'in kahvehaneler hakkında uzun bir makalesi vardır, meşhur bir makaledir. Belki kahve ve kahvehane hakkında yazılan ilk makalelerden, ciddi araştırmalardan biridir. Ama bilgi yığınıdır
okunması zor bir metindir. Orada mesela harem iskelesinde o yıllara kadar, 1940'lara kadar Paşa Baba kahvesi diye bir kahvenin bulunduğunu, orada hala kahvelerin mangalda pişirildiğini söylüyor. Eriği dalda pişir, kahveyi külde pişir. Her kahveyi içen de beni aklına düşür. Evet, bu da bir mani, halk manisi. Şimdi Süreyya Ünver Hoca, tıp tarihi profesörü, kahve konusunda da bir efendinin buyurduğu makalesi var. Ben deriz şeyde Fenerbahçe yolunda villasına Kalamış'ta. Ziyarete gittim. Kalamış'ta, evet. Kalamış'ta. Ve çok memnun oldum. Zaten işletme enstitüsüne giderken tıp tarihi enstitüsünde boyuna sergi yapardı. Tarihi Türk yemekleri, muhtevi şeyler. 15 günde bir o sergi böyle şey yapar. İstanbul Beyefendisi teskipçeyi dersleri verir dışarıdan gelen şeylere. Odası döküman doldur. Ta tavanlara kadar. Efendim. Ve bu kahve şeyle ilgili gidince Yahya Kemal'in Türklerin kahve medeniyeti vardır lafını ondan duymuş oldum. Daha sonra Eczacıbaşı'na girince de Türklerde hamam şeyi dolayısıyla hocaya gittim. Ve bizim Macaristan'da yaptığımız mermerden dört köşe Avrupa'dan sonra alafranga diye aldığımız şeylerin de küvetlerin de bizim Macaristan'a götürdüğümüz şey olduğunu öğrenmiş oldum. Nur içinde yatsın. Evet, Hurde Teferruat müthiş hocada. Evet. Süheyl hocada Hurde Teferruat aklı hayale gelmedik teferruat. Ve orada şeyin gazete küpürleri, dergi küpürleri küçük küçük şeyler halinde. O defterlerin hepsi Süleymaniye Kütüphanesi'nde şimdi. Harika. Bir kısmı basıldı. Bir kısmı basıldı. Yani. Kubbe altı bir kısmı basıldı. Sizden duymuş olmama çok seviniyorum. Şeyi de bahsetmiştiniz demin. Taha Toros ve şeyi. Onlar da şehir. Evet, şehir üniversitesi. Şehir üniversitesi arşivinde şu anda. Hatta dijital ortama da açıldı. Ulaşabiliyorsunuz bir kısmına. Harika. Bir kısmına ulaşabiliyorsunuz. Evet efendim. Şimdi tabii mangalda kahve pişirmek zahmetli iş. Tiryakiler özellikle seyahatlerde mangal olmayınca sıkıntı çekiyorlar. İşte 19. yüzyıl sonlarında Caminetto adında bir ispirto ocağı çıkınca tiryakiler bayram ediyor. Çünkü o küçük ocağı yanlarında taşımak gayet kolay. Sultan Abdülaziz'in bir Avrupa seyahati vardır biliyorsunuz. Fransa'ya ve İngiltere'ye gider. Giderken yanına önemli bir takım devlet adamlarını da alıyor. Bunlardan bir tanesi de bizim mizah, müktedanlık tarihimizin çok önemli isimlerinden biri olan bir Ömer Faiz Efendi vardır. Adam kahve tiryakisi. Caminetto'sunu almış yanına. Tabii kahvesini, avadanlıklarını vesaire. Bir gün Abdülaziz güvertede gezinirken bakmış bir Caminetto yanıyor güvertede. Yangından da çok korkarmış. Onun için Abdülaziz, Abdülhamit yangından çok korktukları için uzun süre elektrik gelmedi. Selanik ve Şam'a İstanbul'dan önce gelmiştir elektrik. Hemen söndürüm bunu diyor. Ve Ömer Faiz Efendi'nin sözü çok hoş, çok hoş. Bunun rahmetli pederi Yeniçeri Ocağı'nı söndürmüştü. O da bizim kahve ocağını söndürdü. İkinci Mahmud'un oğuldur biliyorsunuz. Evet. Darlık zamanlarında tiryakileri ne hale geldiklerini düşünün ki çok darlık çekilmiştir tabii. Mesela kahve Yemen'de yetiştiriliyor. Özellikle Türk kahvesi Avrupa'ya yayılmaya başladıktan sonra Avrupa'dan talepler gelince Yemen'den ithal etmek zorunda kalıyorlar. Bu bizim pazarın ihtiyacını karşılayamaz hale gelince ciddi manada siyasi kriz haline geliyor. Hatta Kavalalı Mehmet Ali Paşa bir ara bunu ciddi manada Osmanlı Devleti ile valisi olduğu halde bir çekişme aracı haline getiriyor. İşte daha sonra bildiğiniz gibi Avrupalılar
çeşitli yerlerde, özellikle sömürgelerinde kahve yetiştirmeye başlıyorlar. Kahve darlıkları sırasında mecburen ihraç etmek, ithal etmek zorunda kalıyoruz. İthal kahve hoşuna gitmiyor insanların vesaire. Bu arada çay yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlıyor. Ama asıl tiryakiler çok sıkıntı çekiyorlar. Aklıma geldi hemen, antiparantez onu da söyleyeyim. 4. Murat döneminde bir ara kahvehaneler, kahve, içki, her şey yasaklanıyor biliyorsunuz. Ama Osmanlı'nın o dönemde yasağı İstanbul'un dışına fazla nüfuz etmiyor. Onun için Evliya Çelebi'nin anlattığına göre bütün tiryakiler kalkıp Bursa'ya göçüyorlar. Evet, seyahatnamesi de Bursa'yı anlatırken bazı kahvehanelerin de isimlerini vererek anlatıyor kahvehaneleri ve İstanbul'dan gelen tiryakilerin o kahvelere devam ettiklerini söylüyor. İşte bazıları da çaresizlikten nohut kahvesi içmeye başlayınca devrin 18. yüzyılın şairlerinden bir tanesi bir beyit söylüyor. Olalı kahveyi Rumi nümayan, nohudi meşrap oldu cümleye arağan. Kahveyi Rumi dediği Anadolu kahvesi. Anadolu'da kahve bulamayınca insanlar nohut içmeye başlıyorlar. Ona Anadolu kahvesi dönüyor. Yani Anadolu kahvesi ortaya çıkalı beri bütün dostlarımız nohut yaratılışlı oldu diyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Kahvenin adı Menderes kahvesiydi bir dönemde. O sonraki dönem. Evet, nohut kahvesine Menderes kahvesi, fakir kahvesi diye. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi kahveyi Demokrat Parti'ye karşı bir koz olarak kullanmış ve afiş bile bastırmıştır diyorsunuz. Evet, evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kahve darlığını yansıtan Demokrat Parti muhalifi afişleri vardır. Enteresan. Beyaz olur, hemen de belli olur. Tabii yani. O bir tiryaki daha kokusundan uzaktan uzaktan anlar. Şimdi kahve darlığında bazen kahve pişiriyor insanlar. Onun telvesini atmıyorlar. Telveyi kurutup özellikle fazla itibarlı olmayan misafirlere tekrar pişiriyorlar. O kahveye de cavcav deniyor. O kahveye cavcav deniyor. Evet. Bazı hanımlar bile kullanıyorlar. Özellikle titiz ev hanımları bu konuda biraz direnseler de kahve dayanacak gibi değil yani. Dolayısıyla onlar da yavaş yavaş cavcav ikram etmeye başlıyorlar. Süheyl Ünver'den söz ettik ya efendim. Süheyl Ünver kahve ile ilgili malumatı toplamıştır ama kendisi pek kahve içmez. İçmez. Evet, bazen öyle. Bir dostumla kıtlık, darlık zamanlarında kahve armağan etmiş. Muayenehanesinde duruyormuş. Divan yolunda eskiden mahfel bulunduğu bir bina var. Refet Belen'in İstanbul'a geldikten sonra işgal kuvvetlerinden İstanbul'u teslim aldığı zaman halka hitap ettiği binadır. Şimdi yok maalesef o bina. Orada muayenehanesi varmış. Orada duruyormuş kahve. Ferit Kam vardır. Meşhur felsefeci Ferit Kam, aynı zamanda şair. Bu da kahve tiryakisi. Gebze'de yaşıyor. Kahvesiz kalmış. Kahve bulmak için İstanbul'a gelmiş. Kapı kapı dolaşıyor fakat kahve bulamıyor. Tam dönmek üzereyken divan yolunda Süheyl Bey ile karşılaşıyor. Sıkıntısı anlatınca, aman üstadım diyor. Bende bir kahve var, bizde içen yok. Buyurun, bunu size takdim edeyim deyip kahveyi verince nasıl dua ediyor? Nasıl dua ediyor? Süheyl'im diyor. Kahve bulmak Yemen'i fethetmekten daha güç hale geldi. Şimdi son olarak efendim yine bu Ferit Kam büyük musikişnas ve kemençeci Ruşen Ferit Kam'ın da babasıdır biliyorsun. Hakikaten çok önemli bir adamdır Ferit Kam. Onun talebelerinden biri olan Metinler Şehri Profesörü, divan edebiyatını da çok iyi bilir Darülfünun'da. Onun talebelerinden bir tanesi Ali Nihat Tarlan. O da kahve tiryakisi. Ali Nihat Tarlan Bektaş dedesidir, bilir misiniz? Profesör. Evet. Evet, profesör. Divan edebiyatının büyük üstadlarından biri. İşte bütün çırpınmalarına rağmen o 1950'lerdeki kıtlık zamanlarında kahve bulamıyor. Bunun üzerine devrin valisi
Fahrettin Kerim Gökay'a manzum bir dilekçe yazıyor efendim. Fahret o zamanların valileri falan kral gibi, yanlarında yanaşamazsınız yani. Burunlarından kıl aldırmazlar yani. Küçük dağları ben yarattım, büyüklerini de ortağım diyen adamlar. Prof, doktor, psikiyatr, ruh doktoru. Gökay, İstanbul vali ve belediye başkanı. Evet. Yani şey ve o sonradan kahve şeyi bastırdı. İşte evet. O gelen mahpuslarla kahve veriyordu. İsmet İnönü'nden, Şemsettin Günaltay'dan, meclis başkanlarından o itibarlı kişilere. Peki nasıl kavurup çekiyorduk? Gece saat 20'den sonra çalıştırıyor. Kokuyor çünkü. Efendim. O vesileyle yani ben o günleri birebir yaşadım. Evet. Buyurun. Evet. Şimdi Fahrettin Kerim şey yani o gücü her şeye yetecek adam. Dedim ya yani küçük dağları ben yarattım. Zaten gökte Allah Kerim, yerde Fahrettin Kerim dedi. Rakı evet. Şeyi vardı Fahrettin Kerim. Evet. Ufak rakı. Yeni rakı. Fahrettin Kerim evet. Ve o Bakırköy'de de şey olduğu için alkolle mücadele için bazı alkolikleri şeye yollardı. Bakırköy'e. Ve onun ne olur hali falan diye şeyler oldu. Maniler türetirdi. Yani rakıya da karşıydı. Yeşilay Cemiyeti'nde de şeydi. Evet. Başkanlık yapmıştı. Pardon. Şimdi bu mazlum arzu halin dilekçenin başlığı şöyle benim. Atabey-i Vilayet Penahiye arzu hali mazlum. Evet. 10 kıtadan oluşuyor bu dilekçe. Her kıtanın sonunda kahve lütfet. Varsa imkanın eğer. Diyor. Kahvesizlikten perişan olduğunu, dizlerinde dermandan eser kalmadığını, efendim, bir zamanlar afiyet ve tiryaki markalı kahvelerden içtiğini, halen piyasada kahve diye satılan keyifte bunlardaki lezzetten eser olmadığını yana yakıl anlatıyor. Şöyle devam ediyor, tamamını okumuyorum. Bir kısmını aldım. Kahve kuvvet kalbe, dermandır dize. Kahve ruha neşvedir, ferdir göze. Şairim ben, isterim bir caize. Kahve lütfet, varsa imkanın eğer. Kahvenin pek başka zevk-ü lezzeti. Meyden üstündür bunun keyfiyeti. Anda buldum zevku, şevku, sıhhati. Kahve lütfet, varsa imkanın eğer. Daha sonra ne diyor? İşte kahvenin hasretini ancak bir ton kadar lütfet, kahve hasretinin ancak bir ton kadar lütfedilirse dinebileceğini. Efendim, kafein eksikliği yüzünden idrakinin durduğunu, bunalıma girdiğini, bu yüzden çalışamaz hale geldiğini söyleyerek kendisini acındırmaya çalışıyor ve haşir neşir olduğu divan şairlerinin mecazlarına başvuruyor. Kahveyi rengi dolayısıyla ağabey hayatı gizleyen karanlıklar dünyasına. Gençler biliyorlar mı bilmiyorum yani bunlardan söz ediyor ama ve Leyla'nın yanağındaki bene benzetiyor. O halde kendisi de ölümsüzlük peşine düşen İskender ve Leyla'ya tutulan Kays gibidir. Mecnun. Kays'ın asıl adı Mecnun'dur. Mecnun'un asıl adı Kays'tır biliyorsunuz. Mecnun'a dönmek üzeredir. Bunu niye söylüyor? Fahrettin Kerim ruh doktoru. Başka bir kıtada da kendini Veysel Karani'ye, Yemenlidir ya Veysel Karani, benzeterek Yemen çöllerinde kahvenin peşine düşmüş çılgın bir aşık olarak tasavvur ediyor. Derdi kahvesizliğin kendisini nasıl acınacak bir hale getirdiğini anlatarak Vali Paşa'da merhamet duyguları uyandırmaktır. Manzumenin sonundaki iki mısralık Hamiş'te ise asıl mesleği ruh doktorluğu olan Fahrettin Kerim Gökay'ı şaka yollu tehdit etmektedir. Kahve lütfetmez isen Vali Paşa, eylerim Darüşşifa'na iltica. Yani Bakırköy'e gelmek üzereyim. Evet, bu kadar efendim. Teşekkür ederim.